Saatler süren orucun ardından iftarda ağır yemekler yemek sağlığımız için sakıncalı. Fazla yemek yiyen pek çok kişi de hastanelere, acil servislere koşuyor bugünlerde. İftarda çok yedikleri için. Peki ne yapmalı, nelere dikkat etmeliyiz? Gelin bakalım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. 17 saat, 18 saat açtıktan sonra biraz göz dönüyor. Üstüne de tabii ki tatlı olmazsa olmaz oluyor. Çok hızlı tüketiyoruz. Tansiyonum arttı, acildi. Dil altı verdiler. Tansiyonum yükseliyor, işte baş dönmesi oluyor. Alıyorlar, hastaneye götürüyorlar. İftarda yemeği çok kaçıran hastanenin yolunu tuttu. İftar saati gelince bir hışımla yenilen yemekler kalp ve mide rahatsızlıklarını artırdı. Öyle ki yemeğini yiyen soluğu acil serviste aldı. Özellikle iftar sonrasında acile başvuru sayılarımızda ciddi anlamda artış mevcut. Bunun nedeni iftar saatlerinde hızlı ve yağlı yemekleri fazlaca tüketmemiz. Bize geldiklerinde en çok duyduğumuz şikayet, hocam ben fazla kaçırdım ama göğsümde sırtıma vuran bir ağrı oluyor. Bu ağrılar bizim için reflü, gastrit, aynı zamanda kalp krizinin belirtisidir. İki sefer ülser geçirdim ben de, şimdi reflü var. Uzmanlara göre aralıklı iftarla, yani yemeği uzun bir süreye yayarak kalbi de mideyi de korumak mümkün. Aralıklı iftar, hani bunu da periyodik olarak yapmamızı daha sağlıklı olan 5 ila 10 dakika arasında bir mola verip sonrasında hadi çayımızı içelim, tatlımızı yiyelim kesinlikle değil. Bir tane mandalini yerim iftardan sonra yatacağım zaman. Yağlı, şiddetli acı, çok tuzlu yemeklerden uzak durarak dengeli bir şekilde beslenmeyi esas tutmalıyız.